Değerli arkadaşlar, merhaba. Fen ve Fizik Dükkanı'na hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz yine TT fizik konusu olacak. Bugün kırılma ve prizmalarla ilgili e, önemli olan soru tiplerini çözeceğiz. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar, birinci soruya baktığımız zaman I ışını X ortamından Y ortamına Şekil 1'deki gibi gönderildiğinde tam yansıma yapıyor. Buna göre ışın Y ortamından X ortamına Şekil 2'deki gibi gönderildiğinde numaralı yollardan hangisini ne yapabilir? İzleyebilir. Değerli arkadaşlar bu da güzel bir soru. Şimdi şekil 1'e baktığımız zaman ışın tam yansıma yapmış. Işın tam yansıma yapmış ve ikinci ortama geçememiş. O zaman değerli arkadaşlar birinci ortamın yoğunluğu ikinci ortamın yoğunluğundan nedir? Büyüktür. O zaman nx'in kırılma indeksi ne yerden kesinlikle ne olacaktır değerli arkadaşlar? Büyük olacaktır. Şimdi şekil 2'ye baktığımız zaman ortamlar yer değiştirmiş. Işin yine Y ortamından gelmiş. Peki acaba X, e, X ortamına geçebilir mi? X ortamına geçebilir mi değerli arkadaşlar? Baktığımız zaman Şimdi şekil 2'de az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçtiğinden dolayı değerli arkadaşlar normala ne yapacaktır? Kesinlikle yaklaşacak. Yaklaşacak. Yani bu normal bir bilgidir. Şimdi zaten burada X ortamı Y'den daha yoğundu. O zaman y ortamı ne olacak? Az yoğun. Burası az yoğun olacak. Burası çok yoğun olacak. O zaman değerli arkadaşlar, bir ışın az yoğun ortamdan çok yoğun ortam ortama geçtiği zaman kesinlikle ne olacaktır değerli arkadaşlar? Normale yaklaşacaktır. Fakat çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen bir ışın ise normalden ne olur? Uzaklaşır. Ama dikkat ettiğimiz zaman Y az yoğundur. X daha çok yoğundur. O zaman az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçeceği için kesinlikle normale ne yapacaktır? Yaklaşacaktır değerli arkadaşlar. O zaman hangisi olabilir? Kesinlikle dördüncü yol olabilir. Yani cevabımız değişiklidir. Peki ikinci sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Tek renkli I ışını K ortamından L ortamına gönderildiğinde şekildeki yolu izliyor. Işının L ortamına geçmesi için Acaba hangileri yapılabilir? Şimdi değerli arkadaşlar burası çok çok önemli güzel bir soru. Eğer burada değerli arkadaşlar K ortamından ışın gelmiş L ortamına geçmek istiyor. Biz L geçebilmesi için acaba biz hangi şartları daha uygun hale getirmemiz lazım? Değerli arkadaşlar kesinlikle yani ışının L ortamına geçebilmesi için alfa'nın yani gelme açısının azalması lazım. Bu bir. İkincisi ise değerli arkadaşlar yani K K ortamının kırılma indiksi değerli arkadaşlar azaltılması lazım. Azalması lazım. Üçüncü yargımı ise değerli arkadaşlar L ortamının yoğunluğu yani kırma indiksi ne olması lazım değerli arkadaşlar? Arttırmalıyız. Yani NL'yi de burada ne yapmamız lazım? Arttırmalıyız. Bu üçünü kesinlikle ne yapmamız lazım? Bunları sağlamamız lazım ki ışın K ortamından L ortamına geçebilsin. Yani burası çok çok önemli. Peki hemen şıklara bakalım. Alfa azaltılması lazım. Kesinlikle doğru. K'nın kırıcılık indiksi ne olması lazım? Değerli arkadaşlar azalması lazım. Burada artması lazım demiş. Yanlış. L ortamının kırıcılık indiksi, indiksi ne olması lazım? Biz dedik ki L'nin kırılma indeksi ne olması lazım değerli arkadaşlar? Artması lazım. Yani yoğun, yo, ortam yoğun olması lazım L geçebilmesi için. O zaman değerli arkadaşlar burada demiş azaltırmalı, Kesinlikle 3 de yanlış. O zaman doğru cevabımız ne olacaktır? A şıkkı olacaktır. Peki 3. sorumuza bakalım kıymetli arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. <laughs> Tek renkli I ışını kırıcılık indeksi n p n ne r S olan Saydan PRS ortamlarında şekildeki yolu izliyor. Peki buna göre NP, NR, NS arasında nasıl bir ilişki vardır? Değerli arkadaşlar baktığımız zaman P ortamından S ortamına geçen ışın normale yaklaşmıştır. Birden söylüyorum. P ortamından S ortamına geçen ışın değerli arkadaşlar normale yaklaşmıştır. Dikkat ettiyseniz. Bu çizdiğim çizgiler değerler arkadaşlar normal. Bu durumda değerler arkadaşlar biz ne diyeceğiz? Kesinlikle ne senin kırılma indiksi. kesinlikle ne perden ne olacaktır? Büyük olacaktır değerli arkadaşlar. Bir daha söylüyorum burası önemli. P ortamından S ortamına geçen ışın değerli arkadaşlar dikkat ettiyseniz ışın normale yaklaşmış yani şurası. Yani şu bölgemiz burayı da yeşille göstereyim. Maksat hani olay görülsün. Yani şurası gelen ışın normale yaklaşmış değerli arkadaşlar. F ortamından S ortamına geçen ışın normale yaklaşmış. Bu durumda kesinlikle biz ne diyeceğiz? E, ee, S'nin kırılma indeksi değerli arkadaşlar kesinlikle P'den nedir? Büyüktür. Peki S ortamından S ortamından R ortamına geçen ışın değerli arkadaşlar kırılmaya uğramadığı için dikkat ettiyseniz kırılmamış. Ee, o zaman kesinlikle biz ne diyebiliriz? Ns eşittir nere diyebiliriz. O zaman peki ne olabilir? Bunlar arasında nasıl bir ilişki olabilir değerli arkadaşlar? O zaman kesinlikle diyeceğiz ki ns eşittir. Burası r'ydi değerli arkadaşlar. nereye o, o ikisi de büyüktür değerli arkadaşlar. np olacaktır. O zaman doğru cevabımız ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Yani kesinlikle s ortamından r ortamına geçen ışın değerli arkadaşlar kırmaya uğramamış. Burası çok çok önemli. Peki üçüncü sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Tek renkli kaleme ışını şekil 1, şekil 2 ve şekil 3 şekil sistemlere gönderiliyor. Buna göre hangi ışınların izlediği yol doğru çizilmiş olabilir? Burada yine kesinlik yok. Olabilir demiş. Şimdi değerli arkadaşlar baktığımız zaman Kesinlikle bire, önce şekil 1'e bakalım. Hava ortamından suya geçen ışın normale yaklaşarak biz ne dedik kırılır. Bu durumda karşını değer arkadaşlar doğru çizilmiş olabilir. Bu bilgiye göre biz yola çıkacağız. Değerli arkadaşlar bir de 2'ye bakalım. Çukur aynada odak ile burası da tepe noktasıydı. Şurası da odak noktasıydı değerli arkadaşlar. Yani odak ve tepe arasında asal ekseni keserek gelen ışın aynadan yansındığında uzantısı doğru ne olabilir değerli arkadaşlar? Dikkat ettiyseniz yani paralel eğer ışın tam odaktan geçmişse, kırılıp gitmişse uzantısı ne olacaktır değerli arkadaşlar? Aynanın arkasında oluşabilir yani. O zaman şekil 2'deki de nedir değerli arkadaşlar? Doğru çizilmiş doğru çizilmiş. Peki üçüncü soruya yani şekil 3'e bakalım değerli arkadaşlar. yine burada bir bir prizma var değerli arkadaşlar. Tam yansımalı prizmada değerli arkadaşlar yatay düzeme paralel gelen ışın yatay düzeme paralel olarak ne olacaktır? Kesinlikle prizmadan ışın ne olacaktır? Ayrılacaktır. Dikkat ettiyseniz M noktasından paralel gelmiş ve tam şu noktadan paralel bir şekilde ne yapmıştır? Prizmayı terk etmiştir. Bu durumda M ışını değerli arkadaşlar doğru çizilmiş olabilir. Burada zaten kesinlik olmadığı için o zaman doğru cevabımız ne olacaktır? Üçü de doğru çizilmiş olabilir değerli arkadaşlar. Yani eşik olur. Peki 5. sorumuza bakalım kıymetli arkadaşlar. Tek renkli ışının X, Y, Z ortamlarında izlediği yollar şekil 1 ve şekil de verilmiş. Buna göre ortamların kırıcılık indeksleri arasında bağıntı ne, nasıldır? Biz bağıntı nasıl öğreneceğiz? Buna bakalım. Şimdi baktığımız zaman değerli arkadaşlar X ortamında alfa gelme açısı yapmış ve y'ye geçememiş değerli arkadaşlar. Yine şekil 2'de de 2 alfa gelme açısı var. Z ortamına paralel bir şekilde gitmiş. Peki buradan ne olabilir? Çok yoğun ortamdan yani çok yoğun ortamda az yoğun ortama geçen ışın Normalden ne yapıyordu değerli arkadaşlar? Uzaklaşıyordu. Şimdi dikkat ettiyseniz normal şartlarda bu normal çizgisi değil mi değerli arkadaşlar? Işın normalden çok çok uzaklaşmış. Dikkat ettiyseniz bir daha söylüyorum. Çok yoğun ortamda az yoğun ortama geçen ışın normalden ne yapıyor değerli arkadaşlar? Uzaklaşır. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışın normalden uzaklaşır. O zaman değerli arkadaşlar biz birinci şekil için biz birinci şekil için kesinlikle ne diyebiliriz? nx ny'den kesinlikle büyüktür. x ortamı çok yoğun, y ortamı az yoğun. Bunu hemen yazabilirsin. Değerli arkadaşlar peki nasıl diğerine bakalım. Diğer şekil 2'ye bakalım. O zaman yine x ortamı z ortamından ne olacaktır? Yine büyük olacaktır. Çünkü x ortamı daha yoğun, z ortamı daha az yoğun. Yine çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen işin değerli arkadaşlar normalden ne yapacaktır? Uzaklaşacaktır. O zaman yine NX kesinlikle NZ'den ne olacaktır? Büyük olacaktır. Peki bir de sınır açısına bakalım kıymetli arkadaşlar. Şimdi bir yine kırılma olayında yani sınır açısı arttıkça kırıcılık indeksleri arasındaki fark ne olacak değerli arkadaşlar? Azalacaktır. Biz konu anlatım videomuza zaten bu, bu bu notu yine vermiştik değerli arkadaşlar. Yine kanalda e, prizma ve kırılma ışının kırılma e, videosunu izlediğiniz zaman zaten bu notla karşılaşacaksınız. Yani sınır açısı arttıkça kırıcılık indeksleri arasındaki fark ne olacak değerli arkadaşlar? Azalacaktır. O zaman değerli arkadaşlar peki ne diyebiliriz? Kesinlikle e, Z'nin Z'nin indiksi değerli arkadaşlar. ne ye yerden ne olacaktır? büyük olacaktır. Yani burası da çok çok önemlidir. Çünkü Z ortamındaki e, değerli arkadaşlar sınır açısı bir şekil birdeki Y'ye göre daha daha fazla 2 alfa ile gelmiş değerli arkadaşlar. O zaman sınır açısı arttıkça kırıcılık indiksleri arasındaki fark ne olacaktır? Azalacaktır. Peki biz buna göre nasıl düşüneceğiz? O zaman nx büyüktür değerli arkadaşlar. Sonra nz diyeceğiz. Sonra o da büyüktür. iyi olacaktır? Yani bu şekilde ne yapacağız? Sorumuzu çözeceğiz değerli arkadaşlar. Zaten bu soruyu çözebilmeniz için kesinlikle teorik bilgiyi bilmeniz lazım. Doğru cevabımız ne olacak? Değişik olacak. Peki altıncı sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Tek renkli ışının saydam kaleme ortamlarında şekildeki yolu izliyor. Buna göre ortamların kırıcılık indeksleri NK, NL, NM arasındaki bağıntı nedir? Burada diyor ki alfamız 90'dan kesinlikle nedir? Küçüktür. Bunu hemen bu uyarıyı bize yapıyor. O zaman soruya baktığımız zaman değerli arkadaşlar hemen biz ne yapmamız lazım? Bir, bu, bu farklı bölgeler arasındaki sayıdan ortamlar arasındaki bir normalleri çizmemiz lazım. Şimdi öncelikle K, K ile L arasındaki normali çizmek istiyorum değerli arkadaşlar. O zaman bu nedir? Normaldir değerli arkadaşlar. İki ışın arasındaki normali hemen çizdik. Daha sonra değerli arkadaşlar baktığımız zaman normal zaten yüzeye dikti değerli arkadaşlar. Peki biz burada ne yapabiliriz? Işın K'dan L'ye geçerken normale yaklaşmış değerli arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi? Yani K ortamından L ortamına geçmiş. ışın ne yapmış? normale yaklaşmış. Peki o zaman biz ne diyebiliriz? Eğer normale yaklaşmışsa o zaman değerli arkadaşlar K az yoğun ortamdır. L ne olacak? Çok yoğun ortam olacak. Yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gönderilen işin normale ne yapar değerli arkadaşlar? Yaklaşır. Ama çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gönderilen işin ise değerli arkadaşlar normalden ne yapar? Uzaklaşır. O zaman baktığımız zaman K ortamı az, L ortamı çok yoğun. O zaman kesinlikle baktığımız zaman normali çizdiğimiz zaman ışın normale yaklaşmış. K, L ortamı o zaman nedir? Yoğun bir ortamdır. Bunu hemen ispatladı. Peki L ile M'ye bakalım. L'de M'ye geçerken değerli arkadaşlar ışın kırılmaya uğramamış. Doğrudan aynı şekilde ne yapmış değerli arkadaşlar? M ortamına geçiş yapmıştır. O zaman ne diyebiliriz? Eğer burada kırılma yoksa o zaman iki ortam da aynıdır. O zaman M de çok yoğun bir ortamdır. Ve bu iki ortam da birbirine eşittir. O zaman N -L eşittir. Ee, ne diyeceğiz? Ne M diyeceğiz. Ama başlangıçta biz dedik ki N -L kesinlikle büyüktür. N, K'da. Çünkü L ortamı K'dan daha yoğundu. Şimdi değerli arkadaşlar bunları da yazdıktan sonra o zaman bizden ne istiyor? Bunlar arasındaki kırıcılık indeksi farklarını istiyor. O zaman doğru ne olabilir? O zaman NL eşittir. NM olur. O zaman bu ikisi birbirine eşit olduğu için kesinlikle K ortamından ne olacaktır? Büyük olacaktır. E baktığımız zaman değerli arkadaşlar A olmaz, D olmaz, C de olmaz. O zaman doğru ne olacak? L ile M birbirine, e, L ile M birbirine eşit. K'dan ne olacaktır? Büyük olacaktır. Burayı tekrarlamak istiyorum değerli arkadaşlar. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen bir ışın normale yaklaşır. Dikkat ettiyseniz ışın ne yapmış? Normale yaklaşmış. Ama çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelseydi değerli arkadaşlar ışınımız buralarda bir yerden ne olurdu? Olurdu. Yani normalden uzaklaşırdı. Ama leyleme ortamına baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar ışın hiç kırıma uğramadan M ortamına geçiş yapmış. O zaman iki ortamın kırılma indeksleri nedir? Yoğunlukları kesinlikle birbirine eşittir. O zaman N ile NM'ye kesinlikle eşit olacak. Doğru cevabımız 5 olacak. Peki yedinci sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Tek renkli I ışının paralel kalem ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Sürekli bu soru tipler karşımıza gelecek. Bunlara çok çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi değerli arkadaşlar yine burada bir şekil yine bir resim verecekler. Ortamlardaki ışının geçişini verecek. Buna göre bizden yorum isteyecek. Genelde bu tip sorular daha zor oluyor. Çok dikkatli olmak lazım. Şimdi baktığımız zaman ışın şekildeki yolu izliyorsa değerli arkadaşlar baktığımız zaman o zaman e, normale yaklaşmış değerli arkadaşlar o zaman kesinlikle Şimdi yüzeyin normali çizdiğimiz zaman ışın normale yaklaşıyorsa nle kesinlikle ne ol, e, yani l ortamı kesinlikle nedir değerli arkadaşlar k'dan büyüktür. Çünkü burası az yoğun ortam, burası çok yoğun ortam. Çünkü dikkat ettiyseniz ışın normale yaklaşmış. O zaman l indiksi k indeksinden ne olacak? Büyük olacak. Peki ikinci ortama baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar Baktığımız zaman çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş vardır. Çünkü nereden anladık? Hemen yüzeyin normali çizdiğimiz zaman değerli arkadaşlar. Burası yüzeyin normaliydi. L'den M'ye doğru ışın geçtiği zaman değerli arkadaşlar. Normalden ne yapmış? Uzaklaşmış. Burası çok çok önemli kıymetli arkadaşlar. Burayı silmek istiyorum. O zaman değerli arkadaşlar. L ortamında gelen ışın. M geçiyorsa o zaman e, dikkat ettiyseniz çok yoğun ortamda yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş yapıldığı zaman kıymetli arkadaşlar ne olacaktır? Normalden uzak e, yani normalden uzaklaşacaktır. Yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçildiği zaman normale yaklaşır. Fakat çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçildiği zaman da değerli arkadaşlar Işın normalden ne yapar? Uzaklaşır. O zaman kesinlikle diyeceğiz ki N'le kesinlikle N, M'den ne olacak? Kırılma indiksi M'den büyük olacaktır. Yani burası daha az olacaktır. Ve ortamı az yoğun. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmiş ve paralel bir şekilde ortamına ne yapmıştır? Geçiş yapmıştır. Yani yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen işin normalden uzaklaşır değerli arkadaşlar. Bu bir bilgidir. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. O zaman değerli arkadaşlar peki ne yapabiliriz? O zaman diyebiliriz ki NK da kesinlikle NM'den büyüktür. Bu yargıyı da çıkarabiliriz. Peki başka ne diyebiliriz? Maksat bütün bilgileri yazalım. Bu bilgiye göre soru, soruda yorum yapalım. Başka ne diyebiliriz? O zaman diyebiliriz ki NL büyüktür. N k'dan O da büyüktür. Ne olacaktır? NM'den e Değerli arkadaşlar o zaman Bir ortamda kırılma indiksi yüksekse Oradaki hız nedir? Düşüktür. Biz bunu da biliyorduk. O zaman diyeceğiz ki yani kırılması az olan hızı ne olacak? Daha büyük olacak. O zaman VM ortamındaki hız daha büyüktür. Sonra VK'dan o da büyüktür. VL olacaktır. Değerli arkadaşlar bu şekilde bileceğiz. Peki L'den M'ye geçişte ise değerli arkadaşlar alfa sınır arası olacaktır? 20 olacaktır. Biz bunu da biliyoruz. Yani alfa sınır açısı değerli arkadaşlar bir daha söylüyorum. Eğer L'den M'ye geçişte alfa sınır açımız Dikkat ettiyseniz 20. O zaman 2'ye baktığımız zaman ikinci yargıya L'den M'ye geçişte sınır arası kesinlikle kaç olacaktır? 20 olacaktır. O zaman ikinci yargımız kesinlikle doğrudur. Peki 3'e bakalım. Işının K ortamında ışının K ortamındaki ortalama hızı L'den büyüktür. Baktığımız zaman değerli arkadaşlar bir ortamda yoğunluk varsa kırma indiksi büyükse değerli arkadaşlar oranın hızı kesinlikle nedir? O ortamdaki hız daha küçüktür. O zaman K'nın ortalama hızı L'den büyük olacak. Bu da kesinlikle doğrudur. Buraya göre. B'ye bakalım. L'nin kırıcılık indiksi en büyüktür. Baktığımız zaman gerçekte en büyük kırılma indiksi kimindir? L'nindir. Sonra K, sonra M. Bu da doğru. O zaman doğru cevabımız ne olacaktır? E şıkkı olacaktır. Değerli arkadaşlar soru bu şekilde karşımıza gelecek. Hemen hızlı bir şekilde ne yapacağız? Hemen soruya bakıp bu yorumları hemen çıkartmamız lazım zaten soru bu yorumları bizden istiyor. Yani burada çok dikkatli olmak lazım. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelen ışın değerli arkadaşlar normale yaklaşır. Fakat çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışın ise değerli arkadaşlar normalden uzaklaşır. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Peki 8. soruya bakalım. Yine bu da güzel bir soru. I X, Y ve Z ortamlarında izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre ortamların kırıcılık indiksi N, X, N, Y ve N, Z arasında nasıl bir ilişki vardır? Hemen buna bakalım. Şimdi değerli arkadaşlar dikkat ettiyseniz. Değerli arkadaşlar soruya baktığımız zaman yine X ve Y ortamlarına bakmamız lazım. Hemen x y arasında bir normal çizmek lazım değerli arkadaşlar. Hemen tam şu noktaya yüzeyin normalini çiziyorum. Yüzeyin normali zaten sayfa düzenine ne değerli arkadaşlar? Yani dikti yani ışına dik dik gelecek. ası yüzeyin normali. Şimdi kıymetler arkadaşlar baktığımız zaman ışın x ortamından y ortamına geçmiş ve bu ışın normale yaklaşmış. O zaman kesinlikle değerli arkadaşlar x ortamı x ortamı ne olacaktır? Az yoğun ortam olacaktır. Y ortamı ise çok yoğun ortam olacaktır. Biz dedik ki az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışın normale yaklaşır. Ama çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışın ise değerli arkadaşlar normalden ne yapıyordu? Uzaklaşıyor. O zaman biz buna göre nasıl düşüneceğiz? Kesinlikle ne yani indiksi? n x'ten kesinlikle nedir değerli arkadaşlar? büyüktür. Hemen bu yargıya vardık. Fakat baktığımız zaman Y ile Z Y'den gelen ışın kırılmaya uğramadan yani kırılma uğramadan direkt nereye geçmiş? Z ortamına geçmiştir. O zaman değerli arkadaşlar, N ortamıyla NZ ortamı ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. Değerli arkadaşlar, burası çok çok önemli. Y'den Z'ye geçerken ışın kırılmamış ve o zaman bu ortamlar kesinlikle birbirine eşittir. Peki bizden ne istiyor? Bu ortam arasındaki farkı istiyor. Yani ilişki istiyor. O zaman değerli arkadaşlar N'ye eşittir N'z diyeceğiz. Kırma indeksleri onlar da kimden büyüktür? X'ten büyük olacaktır. Peki baktığımız zaman doğru ne olacaktır? Eşik olacaktır. Bu kadar basit. Peki dokuzuncu sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. K ortamından L ortamına gönderilen tek renkli ışını şekildeki yolu izliyor. Buna göre yargılandan hangileri doğrudur? Şimdi soruya baktığımız zaman değerli arkadaşlar. Şimdi öncelikle zaten normaller verilmiş. Ondan sonra K ve L ortamları verilmiş. Peki biz neye göre düşüneceğiz? Şimdi değerli arkadaşlar. Alfa artarsa demiş beta açısı artacaktır. Şimdi hemen bu formülü yazarsak sinel sinel e, e, sinel diye bir formül var değerli arkadaşlar tam söyleyemedim. E, SNL formülü yani SNL şu şekilde yazılıyordu yanılıyorsam bu formüle göre peki biz bu formülü yazdığımız zaman yani ortamlar arasındaki indeksler ve alfa açıyla indeksler arasındaki bağıntıyı yazacağım. Şimdi değerli arkadaşlar formül neydi ne? Şimdi k ortamdaki indeks n çarpı sin alfa eşittir diyorum. Nl çarpı sin beta. Bu bir formildi. Bu bağıntıya göre. Peki değerli arkadaşlar buraya baktığımız zaman eğer biz alfayı arttırırsak peki beta ne olacak? Değerli arkadaşlar eğer alfa artarsa beta da artmak zorundadır. O zaman Alfa artarsa demiş beta da artar. Doğrudur. Bu birinci özelliğimiz. Peki ikinci şıkka bakalım. K'nın kırıcılık indiksi artarsa beta artar demiş. Hemen yine formülümüzü yazalım. Nk çarpı sin alfa eşittir. Nl çarpı sin beta yazdığımız zaman. Şimdi değerler kaçlar? Eğer K'nın Kırılma indiksi artarsa değerli arkadaşlar Kesinlikle Beta ne olacaktır Yani k'nın kırılacak indiksi artarsa değerli arkadaşlar Beta da artmak zorundadır O zaman bu da doğru Peki 3'e bakalım Yine 3'e baktığımız zaman değerli arkadaşlar Nk çarpı yine sin alfa Nl Çarpı sim beta'ya baktığımız zaman bu bir formül de değer arkadaşlar. Bu iki ortam arasındaki özel bir formül, kırma indiksleri. yani açıyla indiksi arasındaki özel bir formül değerli arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman değer arkadaşlar diyor ki L'nin kırıcılık indiksi azalırsa beta azalır. O zaman değer arkadaşlar buradaki N NL, yani n'le azalırsa değer arkadaşlar yani buradaki kırma indiksi L ortamındaki kırılma indiksi. değerler arkadaşlar azaldığı zaman kesinlikle beta ne olacaktır? Artacaktır değerli arkadaşlar. Sonuçta bu ortam sabit olduğu için değerli arkadaşlar eğer nl azalırsa sin beta ne olması lazım? Artması lazım. Bu sabitliği dengeleyebilmesi için. Ama baktığımız zaman demiş l kırılacak indiksi azalırsa beta azalır. Kesinlikle buna olacaktır. Yanlış olacaktır. O zaman doğrucağımız C şıkkı olacaktır. Kıymetli arkadaşlar sorular zor değil. Sadece burada formülleri, mantığı ve teorik kısmı çok iyi bilmek lazım. Ve bol bol soru çözmek lazım kıymetli arkadaşlar. Bunları yaptığınız zaman kesinlikle e, hızlı olacaksınız, pratik olacaksınız. E, netleriniz daha çok artacak. Peki devam edelim. 10. sorumuza bakalım. Diyor ki soruda değerli arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Kırıcılık indiksi NP2 olan prizmaya kırıcılık indiksi NH, NH1 olan ortamdan tek renkli I ışını gönderilir. Buna göre ışın prizmadan hangi yolları kesinlikle izleyemez? Güzel bir soru. Yani hava ortamından NH demek hava ortamı. Yani hava ortamından değerli arkadaşlar prizmaya göndermiş. Ve bu şekilde acaba hangi yolları demiş ki izleyemez? Şimdi değerli arkadaşlar hemen bunu kesinlikle yapmamız lazım. Sonuçta bu bir ikizkenar üçgen değil mi? prizma dediğim zaman ikizkenar üçgen aklımıza gelecek. Peki baktığımız zaman değerli arkadaşlar ya da nasıl düşüneceğiz? Peki biz buraya baktığımız zaman değerli arkadaşlar yani bu ortamın kırma indiksi 2 ama havanın kırma indiksi değerli arkadaşlar 1'dir. Yani ışın prizma içerisinden çıkarken de arkadaşlar normalden uzaklaşmalı. Yani bu durumda ne olabilir? 1 ve 2 yolları kesinlikle ne yapamaz? İzleyemez. Bir daha söylüyorum. Işın prizma içerisinden çıktığı zaman normalden uzaklaşacak. Kesinlikle uzaklaşacak. Bu durumda bir ve 1 Ve 2. yolu kesinlikle ne yapamaz? İzleyemez. Yani bu şekilde düşünebiliriz. Peki burada nasıl bir şey yapabiliriz değerli arkadaşlar? Eğer ben buraya ben buraya 60 dersem değerli arkadaşlar şurası ne olacaktır? 30 olacaktır. O zaman şurası hemen ne yapmamız lazım? Bir tane yüzeyin normalini çizmemiz lazım değerli arkadaşlar. Yüzeyin normalini çizdiğimiz zaman kesinlikle bir ne olacaktır? Yüzeyin normali olacaktır değerli arkadaşlar. O zaman şurası 30 da değerli arkadaşlar şu bölge ne olacaktı? 60 olacaktır. İyi e değerli arkadaşlar biz en başta bak buna göre düşüneceğiz. Biz buraya yüzeyin normali dersek yani ışın prizma içerisinden çıktığı zaman normalden ne yapacak? Uzaklaşması lazım. Bu durumda değerli arkadaşlar 1 ile 2 kesinlikle birinci yolu ve ikinci yolu kesinlikle ne yapamaz? İzleyemez. Yani gidemez o yollara. O zaman doğru cevabımız ne olacaktır değerli arkadaşlar? D şıkkı olacaktır. Yani bu şekilde düşünebiliriz. Değerli arkadaşlar 11. sorumuza bakalım. Burası da çok çok güzel bir soru. Tek renkli I ışını K'neme sayıdan ortamlarında şekildeki yolu izliyor. Buna göre I ışını aynı şekilde K ortamından M ortamına gönderildiğinde şekil 2'deki numaralı yollardan hangisini izlemesi lazım? Şimdi değerli arkadaşlar baktığımız zaman K ortamından l ortamına geç, gelmiş ve normale yaklaşmış. Fakat l baktığımız zaman değerli arkadaşlar, l baktığımız zaman m geçtiği zaman değerli arkadaşlar bir sefer ne yapmış? Normalden uzaklaşmış. O zaman kesinlikle bu şekilde diyebiliriz. Yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelmiş, normale yaklaşmış. O zaman çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geldiği zaman da değer arkadaşlar normalden ne yapmış uzaklaşmış. Bunu söyleyebiliriz. O zaman diyor ki K ve M. E, K'ya baktığımız zaman değer arkadaşlar az yoğun, M'ye baktığımız zaman değer arkadaşlar yine az yoğun. Peki ne olabilir? Değer arkadaşlar e, yani tabii ki biz bu e, kendimize göre az yoğun diyoruz. Acaba yine K, M'den yoğun mu? Ee, tam yine bu ortamlar yoğun, az yoğun ortam olabilir ama belki biri birinden daha çok yoğun ortamdır. Şimdi dikkatli bir şekilde baktığımız zaman değerli arkadaşlar, ışığın K'dan M'ye geçerken sınırdan ne yapacak değerli arkadaşlar? Gidecektir. Yani en mantıklı bunu diyebiliriz. Bir daha söylüyorum. Işığın K'dan M'ye geçtiği zaman yani K ortamından M ortamına geçtiği zaman değerli arkadaşlar sınırdan ne yapacaktır? Gidecektir. Peki niye? Ortamlar çünkü birbirine eşit olduğu için. Bu şekilde diyebiliriz. O zaman doğru cevabımız ne olacak değerli arkadaşlar? B şıkkı olacaktır. Kıymetli arkadaşlar burada sadece eğer normale yaklaşıyorsa az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelmiştir diyeceğiz çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geldiği zaman da değer arkadaşlar normalden uzaklaşır. Yani bu bilgiyi çok iyi bilmemiz lazım. Zaten hep bu bilginin üstüne bir soru çözüyoruz. Değerli arkadaşlar soru çözmemiz buraya kadar inşallah verimli olmuştur. Belli önemli olan soru tiplerini seçtik. Özel durumları tekrar anlattık. Soru içerisinde yine önemli olan teorik kısımlarını yine sizlerle paylaştım. İnşallah verimli olmuştur. Tekrar herkese başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.